geleceğim, döneceğim. Ve yuqimune salate ve yutune zeka, cennete girecek, cemal görecek, seçkin insanların, mümtaz Müslümanların, Allah'a kul olup secdeye kapananların arşa el açıp insaniyet, bilhassa İslamiyetinin saadetini dileyen Müslümanların, evet, üçüncü mühim vasıfları, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Yani müminin asli karargahı, aradığında bulunacağı yer ya kıyamdadır, ya rükudadır, ya secdededir. Duyuyor musun mümin kardeşim? Evet. Yani mümin kıyamda dururken görülecek, secdeye varırken görülecek, rükuda Sübhane Rabbiyel Azim derken görülecek. Mümin ehli salattır. Ya. Biz de müminiz. Biz de Müslümanız. Sadece siz mi? Geçen dersimde söyledim. Ama seni hiç camide görmedik yahu. Efendim? Hiç hayatında seni camide görmedik. Müslümanlar gözyaşlarıyla Allah'a ve arşa el açarken, çok garip muhterem Müslümanlar, yanlış anlamayın Allah'ınızın aşkına diyorum. Bazen camide bile böyle dikkat ediyorum. Dua et, içli bir dua ediyorum. Bazılarının dudağı hiç devinmiyor bile, amin de demiyor. Ya. Yani dua etme külfetini de ben alıyorum. Dua ediyorum, dudağı devinmiyor. Halinden belli. Evet. Yani latife ediyorum. Cemaat-ı Müslümin, yanlış anlamayın. Bazen böyle birini gördüm mü kürsüden pek yakasını bırakmam. Kritik ederim onu devamlı, bakalım ne yapacak filan diye. Öyle en can alıcı mevzularda kıpırdamıyor bile hiç. Ruhunda bir canlılık yok. Taş mı kesildin ay mübarek adam yahu? Ha ne olur? Rabbin yüce rızası için, Rabbin yüce rızası için, cennet ve cemali için sende de bir cıkırdama olsun. Hacı Veysade Üstadımın tabiri bu muhterem Müslümanlar. Senin içinde de bir kaynama olsun. Sende de bir kabarma, bir galeyan olsun. Sende de bir aşk ve vecit ve cezbe meydana gelsin. Hayır muhterem Müslümanlar. Evet. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Muhterem müminler, bir cumam kaldı. Başım sağ olur ölmezsem o bir cumada veda edeceğim inşallah. Resulullah'ın huzurunda olmaya ayrılacağım. Evet, bir cumam kaldı.